Selam arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben de Hakan. Bugün sizlere Django deneyim serisine başlamak için videolar. Daha doğrusu başlamıştık ama direkt olarak konsepte giriş yapmak için bir video çekelim dedik. Şimdi Django deneyim serisi nedir ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ben bugün Hakan hocamın yanına geldiğim zaman videoları çekmek için hani ne çekelim, ne ihtiyacımız var, daha önceki videolara gelen yorumlardan da yola çıkarak, geri dönüklere de bakarak düşünürken birden aklıma şu geldi. Ben bugüne kadar internette bakmış olduğum tüm videolarda mesela bir sorun geliyor aklıma. Mesela bir forumdan bir post almak, get almak gibi bir işlemlerde bir yerde takılıyorum. Ve bu sorunu direkt olarak bulmak için belki de bir çalma bir playlistin 5 videosunu izlemem gerekiyor. Direkt olarak konular iç içe olduğu için. Çünkü genelde eğitim mecralarında belli bir sıra izlenilir ve o sıralara göre hareket edilir ve sanki işte onlar iç içeymiş gibi anlatılır da ben sadece birini izlemek istiyorsam, direkt olarak neyle uğraşıyorsam onu bulmak için ne yapmam gerekir diye düşündüm. Ve biz de dedik ki Django deneyim serisine başlatalım. Burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Django'da template, URL yönlendirmesi daha doğrusu, routing gibi konular var. Slack var mesela. Daha bir sürü konu var aslında. Yazmadığımız bir sürü konu var. Biz genel olarak şöyle bir yol izleyeceğiz. Mesela templates konusunu işlerken sanki Django konusunda bilgi sahibisin gibi. Uzmansınız demeyelim ya. Değil mi? Olmaz. Yani şöyle aslında konsept diyelim mi demeyelim. Bak şöyle bir şey var. Şimdi bazı hatalar var, tamam, daha spesifik hatalar, niş hatalar. Bunu sürekli yapıyoruz ama şu andaki konsepte dikkatli bakacak olursak da bu yeni başlangıcın en çok yaşadığı sorunlarla alakalı. Ama bunları detaylandıracağız. Mesela Slack'la ilgili aslında anlatılması gereken konular bu kadar değil. Yani, ama başlangıçta bilinmesi gereken konular bunlar ve bu konulara hakim olmazsan daha ileriye gidemezsin. Evet. O yüzden de bir şöyle bir şey yapalım. Django deneyim serisinde bir başlayalım. Ondan sonra gerçekten de bir sürü konu işleyelim ki zaten bu bizim 4. 5. videomuz, hatırlamıyorum kaçıncı olduğunu. Bu deneyim serisinde biraz böyle baştan bir en çok yapılan hatalarla bir başlayalım. Sonra mesela diyelim ki sadece bugün Slack'ta daha özelleştirme serisi yapıyoruz veya da bilmem ne yapıyoruz. Ha bu arada şöyle bir seri de olacak. Django tutorial'ı veyahut da yine eğitim serisi olacak ve bazımızın en baştan bilmesi gereken hatalar değil, gerçekten baştan bilmesi gereken şeyler var. Ama bir dakika ya, ben şu URL'deki hataları çok sık yapıyorum dediğinizde de bu deneyim serisini tekrar açıp sadece o spesifik konuya odaklanabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada bu videolarda genel olarak şu olacak. Mesela Slack konusu incelenirken sonuçta bir template'e ihtiyacımız olacak. Evet. Biz bu template'i belki de anlatmayacağız, çok detayına inmeyeceğiz. Çünkü template videosu aslında ayrı bir video olacak. Biz template'i biliyor musunuz da ya da çok önemli değilmiş gibi sadece Slack üzerinde duracağız. Bu yüzden ben bunu bilmiyorum işte Slack anlamak için önce onu falan şeklinde çok karmaşaya girmeye gerek yok. Hani bunlar sadece deneyim kazanmak için, dediğimiz gibi başlangıç düzeyinde. O yüzden çok kasmaya gerek yok. Tamam, zaten şöyle bir şey var. Hep konsept anlatacağız. Bu bir. İkincisi ise zaten bir tutorial serimiz de olacak. Yani bu deneyim serisini yapmamızın sebebi, birçok Django bilen arkadaşımız var ve ilk başlardaki sorunlarla ilgili bir sürü problemler yaşıyorlar. Şu başta bu problemleri bir atalım. Kafamızdan şu problemler bir çıksın. Çünkü o problemler çıkmayınca ya, veyahut da Slack oturmayınca, bilmem ne oturmayınca biz artık daha ileri gidemiyoruz. Yani daha ileri gidebilmemiz için kafamızın daha net olması gerekiyor. Daha çok konseptleri anlamış olmamız gerekiyor. Çünkü frameworkler yanında birçok konseptle birlikte geliyor ve diyor ki strateji bu, sen buna uyacaksın. Dokümantasyonu da ona göre yazıyorlar. Bu sadece bir programlama dili değil. Onu unutmuyor olmanız lazım. Evet, yani zaten framework'e bilmem neyi daha sonra yine bahsederiz ne olduğunu, ne bittiğini, ama yani genel olarak şeyi anlayın. Django'da sonuçta Slack konseptine hakim değil misiniz? Tamam, o zaman Slack biliyorsunuz yani. Ondan sonra URLs ile ilgili çeşitli sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Okey, ona odaklanın. Veyahut da ne bileyim, template language nedir? Bunu tam anlamadınız mı? Sadece buna odaklanın. Çünkü Django MVT diye geçiyor. Yani model, ondan sonra view ve template. Ve bu üçünün ne anlama geldiğini ve URL'sin bunu nasıl yönlendirdiğini konsept olarak anlıyoruz. Ve ondan sonra yolunuza devam ediyor olmanız lazım. Evet. Peki o zaman bugünkü konumuz neydi? Bak ne şöyle yapalım.
biz bu videonun içerisinde onu söylemeyelim. Öyle mi? Bu videoyu koyalım. Ondan sonra bu videoyu da bizim playlistimizin en başına da ekleyelim. Ondan sonra ve konsept siz de başı. Evet konsepti gerçekten anlamış olun. Ve gerçekten bu videonun altında da şunu yapmanızı istiyorum. Ben şunun 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 da konseptlerini anlamadım. Bunları nasıl anlarız diye videolar istiyorum diye yazın. Bugün mesela bir arkadaşımız Slack'la ilgili sadece yazmış ve o yüzden Slack serisini yapmaya karar verdik. Yoksa benim aklımda Slack'la ilgili bir şey yapmak yoktu. Evet. O yüzden de şunu unutmayın. Biz bazı şeyleri bildiğinizi düşünüyoruz. Yani bu hep böyle. Tabii ki mesela çok basit soruları da bazen üzgünüm ama yanıt vermeyeceğim. Git onu dokümandan oku diyeceğim. Çünkü doküman okumanı da istiyoruz. Yani konsepti anlamak için dokümana da bakmanız gerekiyor. Biz burada bazı konularda yardımcı olacağız ama şunu unutmayın. %100 Türkçe bir seri olmaması gerekiyor. Yani %100 her şeyi Türkçe öğreneceğiniz bir seri yapmayı istemiyorum. Yani gerçekten ben bunu istemiyorum. Bunu da yapan arkadaşlarımız olabilir ama şunu unutmayın. Amacımız sizi İngilizceyi de sevdirmek ve İngilizce araştırmanızı sağlamaya da çalışmak. O yüzden dokümantasyonuna bakacağız. Ki zaten bütün dokümanlar İngilizce. Evet. Yani İngilizce bir yerden sonra artık zorunlu hale gelmiş aynen oluyor. Bugün bir Yango'nun dokümantasyonuna baktığımız zaman sonuçta. Ki zaten linki de burada var gördüğüm gibi. Bir sürü yerde link var. Çok güzel bir şey. Yango projesi oluşturulduğu zaman galiba bütün şeylerde, her yerde, bak şurada, her yerde kullanmamız gereken her şeyde bir link veriliyor. Mutlak, hani aynen, şundan aynen bile kurtulmuş oluyorsunuz. Google'a şuraya gidip bak, şu sayfadan hiçbir şey database'i nasıl ayarlarsın? Linki burada. Evet. Ondan sonra authentication nasıl sağlarsın? Linki burada. Ondan sonra baktığın zaman çoklu DLS'i nasıl sağlarsın? Evet. Linki burada. Static file'ları nasıl sağlarsın? Linki burada. Ne istiyorsun daha? Yani, ne istiyorsun? Yapmanız gereken tek şey mouse kullanmak. Mouse mu kullanmak? Tıklamak için. Peki. Ama sonrasında tabii o mouse'u ne yapıyoruz? Atıyoruz. Tamam. Yani bir sürü şey yapacağız tabii ki. Bu video serisinin dışında hani Visual Studio Code'u nasıl kullanırsınız? Text editor nedir? Ne işe yarar? Bunlarla ilgili videolarımız da olacak. Zaten bir listeniz var. Bu Trello listesini de yine videonun altında bulabilirsiniz ama paylaşın bu seriyi. Çünkü bu seri çok enteresan bir seri olacak. Beğenin bu seriyi. Çünkü beğenmeyeceğiniz bir seri olacağını düşünmüyorum. Ama beğenmiyorsan da şunu unutma. Lütfen beğenmemenin sebebini aşağıya yaz. Ama tabii ki Türkçe karakterler kullanarak olsun. Yani çok enteresan karakterler kullanmamaya çalışalım. Bir de şunu unutmayın. Burada hep birlikte bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Eğer deneyim edinmek istiyorsanız sorularınızı düzgünce sormayı unutmayın. Ve bu seriye siz de katkıda bulun. Paylaşın, beğenin, yorum yapın, üye olun ve birlikte gelişelim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.